Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi yalnız bırakmadığınız için. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi üç günlük bir çalışma ziyareti Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Görüşmemizin e, ziyaretimizin temel sebebi İngiltere'de iki ay önce yaşanan aşırı sağ eylemleri ve buradaki Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri ve elbette ki İsrail tarafından Filistin'e uygulanan soykırımın bir an önce durdurulması ile ilgili uluslararası sistemin ve ülkelerin ki İngiltere biliyorsunuz aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi. Bu anlamda bu ateşkesin sağlanması ve Filistin'de kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için, iki devletli çözümün bir an önce harekete geçirebilmesi için muhataplarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda e, e, Lordlar Kamerası'nda ve Avam Kamerası'nda e, e, görev yapan e, Müslüman e, e, ve aralarında aslında Müslüman olmayan da birkaç milletvekili e, vardı. E, yaklaşık 15 e, kişilik bir e, 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 ekiple onlarla görüşme yaptık. Daha sonra... Ee, İngiltere'de e, Müslüman toplumun oluşturduğu e, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştük. E, ve eee tabii ki ayrıca Yunus Emre e, Enstitümüzde e, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarımızın oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştük. E, çok kapsamlı, e, son derece verimli e, görüşmeler yaptık bu anlamda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle son görüşmemizi de İngiltere İngiltere'de yerleşim uyum ve göçten sorumlu devlet bakanı Sayın Lord Hanla gerçekleştirdik. O da son derece kapsamlı ve güzel bir görüşme oldu. Görüşmelerimizin ana teması, biraz önce ifade ettiğim gibi İngiltere'de yaşayan gerek Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın gerekse vatandaşı olmasa da biliyorsunuz önemli ölçüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da İngiltere'de yaşıyor ee, aynı zamanda e, Müslüman e, e, kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa da Müslüman topluma ait e, kişilerin yaşadıkları bu e, İslamofobi endişesini muhataplarımızla paylaşarak bu konudaki çalışmalara Önümüzdeki süreçte e, katkı verme kararlılığımızı bununla mücadele edilmesi gerektiğini e, açık bir biçimde ifade ettik aynı aynı şekilde Filistin'in uğradığı soykırımın bir an önce sonlandırılması için uluslararası kurum ve kuruluşların ve ülkelerin harekete geçmesinin ne kadar önemli olduğunu yine muhataplarımıza hatırlattık. Burada görüştüğümüz Türk vatandaşı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aynı zamanda yine Müslüman topluma ilişkin sivil toplum temsilcilerinin ortak ifadeleri her zaman kendilerini İngiltere toplumunun bir parçası, parçası olarak gördüklerini, burada yaşamaktan ve bu toplumun bir parçası olarak üretmekten son derece mutlu oldukları, ancak artan İslamofobi hareketleri, artan ırkçılık hareketleri sebebiyle de endişeli oldukları. Ee, bu anlamda bunu biz muhataplarımızla da paylaştık. Ee, vatandaşlarımız ya da vatandaş olmayan Müslümanlar İngiltere'de yaşamaktan, İngiliz toplumunun bir parçası olmaktan bir şikayetleri yok ama artan İslamofobi hareketleri onları son derece tedirgin ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve gayet tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi e, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin her zaman onların yanında olduğu, onların haklarını savunmak noktasında ve takip etmek noktasında üzerimize düşeni e, sonuna kadar yerine getireceğimizi Vatandaşlarımıza da ifade etmiş olduk. Ee, e, e, Sayın Bakanı Türkiye'ye davet ettik. Önümüzdeki günlerde inşallah gelirlerse bu çalışmanın devamını da... E,